Bu hastamız genç bir kadın hastamız. Bize midesinde bir yabancı cisim olması üzeriyle nedeniyle dış merkezden, bir ilçe hastanemizden bize sevk edilmiş bu hasta. Kendisini kusturmak amacıyla diş fırçasını kullanmış ve kazara diş fırçasını yutmuş hasta. Yalnız şöyle bir ilginç durum var burada. Hasta geçtiğimiz cumartesi akşamı bu işlemi yapıp yutuyor ama bize başvurusu bir gün sonra öğlene doğru. Yani üzerinden yaklaşık bir 15-16 saat geçmiş. Daha önce de buna benzer vakalar hem bildirilmiş hem de ülkemizde de değerlendirilen hastalar var. Ama bunun ilginç kısmı bu bize geldiğinde bu diş fırçası yaklaşık 15 santim boyutlarında bir diş fırçasıydı. Büyük bir kısmı, 3'te 2'lik kısmı mideyi geçmiş, midenin çıkışındaki daha müdahalesi riskli ve sıkıntılı olabilecek, çoğu zaman cerrahi müdahale gerektirebilecek bir bölgeye kadar uzanmıştı. Duodenum dediğimiz yani 12 parmak bağırsağındaydı. Biz anestezi ekibimizle ve nöbetçi endoskopi hemşiremizle mesai dışı gelip hastamızın endoskopi işlemini başarıyla gerçekleştirip bu yabancı cisimi, diş fırçasını herhangi bir organa zarar vermeden, çünkü bunu çıkarmak işleminde de ciddi komplikasyonlar olabiliyor. Midesinde hastanın yemek borusunda delinmeler, başka sıkıntılara yol açabiliyor. Herhangi bir sıkıntı olmadan komplikasyonsuz bir şekilde çıkarabildik. Gastroenteroloji uzmanları zaten bu gibi işlemler için vardır. Tüm ülkemizde bu gibi girişimsel işlemleri, endoskopik işlemleri gastroenteroloji uzmanları olarak tüm ülke sathında en iyi şekilde gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Hocam sık görülen bir durum mu bu? Nadiren mi görülür? Çok sık değil ama tabii bazı psikiyatrik hastalıklarda görebileceğimiz böyle kilo ile ilgili sıkıntıları olan bazı hastalarda bu gibi provokatif kusma dediğimiz yani kendilerinin kusma eylemini kendilerinin başlattığı bu şekilde kusma. Yani ameliyatsız alınması. Ameliyatsız alınması ile ilgili mideden birkaç tane daha vaka var alınmış olanlar. Ama bu bizim hastamızın, onlar hemen işte işlemden kısa bir süre sonra başvuru olup mideden veyahut da yemek borusundan çıkarma şeklinde. Bizimki biraz daha ilerlemişti. Yani büyük ihtimalle cerrahi endikasyonu olabilir diye de zaten düşünerek girdik ama çıkarabildik. Biz de mutluyuz. Hastamız da iyi bir şekilde.